son bir tane daha örnek yapalım ve bu konuyu burada kapatıp mekanik sistemlerdeki transfer fonksiyonlarına geçelim. Artık bu konu çünkü hem beni de sıktı eminim sizi de sıkmıştır. Şöyle bir tane sayısal örnek yapalım. Hiç sayısal örnek yapmadım. Hep bu daha çok denklem çıkarma maksatlı R ve C yani parametrik şekilde yaptım şu ana kadarki örnekleri. Bir tane de sayısal örnek yapalım. Bunu yapmak daha iyi olacaktır transfer fonksiyonumuz şuradaki bir ohm, bir ohm diyorum bir henrylik bobinin üzerindeki gerilimin gerilimin yani frekans sayındaki gerilimin tabii VLS'in sizin girişiniz şu VT'nin frekans sayındaki karşılığına oranı şeklinde belirlenmiş nasıl bir yol izleyelim en kolayı tabii ki direkt VL dediği için şuradaki düğümler üzerinden işlem yapmak kaç tane bilinmeyen bizim nodumuz var bakalım şurada bir tane var benim gördüğüm ve şurada var değil mi? Bunu da bilmiyoruz. Bunu biliyor muyuz? Bunu biliyoruz. Çünkü bu sizin zaten girişiniz. Bunun üzerine yapmamıza gerek yok. Devam edelim. Şuraya mesela ben V2 dersem. Şurası da zaten VL. Tamam mı? Şimdi V2'den çıkan akımlar ne? Çıkan akımlar bir şu akım var. Bir bu akım var. Bir de şu akım var. Tamam mı? Şimdi şu sola doğru giden akım nedir? Aslında burası VS. Şurası da VS değil mi? Çünkü aynı şey üzerinde aynı tel üzerindeki tüm noktalar yani herhangi bir şeyle karşılaşmıyorsanız geçmediyseniz hepsi birbirine eşit. Burası da Vs olacaktır. Şuradan geçen akım nedir? Söyleyin. V2S eksi Vs bölü 1 yazmıyorum. Artı diyorum. Şuradan geçen akım ne? Bunun e, empedansı S olacak değil mi? Çünkü 1 çarpı S, şununki de S, bununki 1, 1 bununki de S. Tamam. Yani buraya geçen, e, buraya giden akım, şu yönde akan akım V2, burası 0 yani 0 düşünürsek. Bir yere şey toprak seçiyorduk ya. V2 S eksi 0 demeyeceğim, direkt bölü S diyeceğim. Artı şuraya giden akım o da V2S eksi VL VL S olacak. Bunların hepsinin toplamı neye eşit? Sıfıra eşit değil mi? Bu bir nottan çıkan tüm akımların toplamı veya giren tüm akımların toplamı sıfıra eşitti. Bu da Kirchhoff'un işte akımlar kanunuydu zaten. Bunu biliyorsunuz devre birden. Yine direkt sıfır diyorum. Bakın direkt sıfır eşittir dedim. Şimdi şuna bakalım neymiş? Bundan çıkan akımlar. Şuraya Şu yönde giden bir akım var. Bu yönde giden bir akım var. Bir de bu yönde giden akım var. Bu yönde giden akım VLS eksi VLS eksi V S bölü S bu artı şu yönde giden akım VLS eksi V 2 S Bölü 1 yazmıyorum bölüsünü. Alt yönde giden akım ise VLS bölü S'tir değil mi? Tamam. Şimdi kremer kuralını uygulayacağız. Kremer kuralını uygulamadan önce şu bilinenle bilinmeyenleri bir parantezine alalım katsayılarına. Direkt şuradan 0 eşittir diyorum. Şuraya mı yazayım? Hadi farklı bir renkte yazalım. Bunda şu koyu yeşille yazalım. Zaten bununla yazıyormuşuz. Açık yeşil yazalım o zaman. E, sıfır eşittir. Önce VLS parantezini alalım. Canım öyle istedi. Evet VLS'in kas sayılarına girelim şuraya. Şimdi şuradan bir 1 var. Burası V2S mi? Pardon bu V2S değil mi? Bu V2S. O zaman bunu silelim. E, şimdi VLS'in kas sayıları. Şuradan bir eksi 1 geliyor. Ya da önce V'yi kestim ya. V'yi kes. Şurayı. Şurayı kapatıyorum. Bir daha yazacağım. Sıfır eşittir. V2 S parantezinde. Açtım. Şimdi V keste ne var? Bir var. Ondan sonra V'si karşıya attım. Şurada V'si e, karşıya atıyorum. Şurada V'si var. Tamam Sıfır yok burada. VS var. Oh. 1 var. v iki de artı. 1 bölü S var. Bir de bir var şurada. O şunu yaptı mı? 2. Tamam. Artı diyorum. V, L, S'i parantezinde ne olacak? Şurada bir eksi 1 var. Yani bu v 2de de yazamadığım için çok karışıyor. Tamam. Şuradan bir eksi birim var o zaman. Tamam devam edelim. Aşağıda ne var? Katsayı olarak. Vs şu eksi Vs bölü S'i karşıya atarsam Vs bölü S olur. Eşittir. Yine V2 S parantezine alalım. Bakalım neler çıkacak. v 2 de şurada bir 1 var. Başka da bir şey yok. Artı VLS'e bakalım. BLS var. Şurada bir bölü S var. Şuradan gelen kasayı. Buradan bir var. Yani bir bölü S. Şuradan da bir bölü S gelecek. 2 bölü S oldu size. Artı bir. Tamam. Çok güzel. Şimdi kremer kuralını uygulayabiliriz. Bizim inputlarımız gibi düşünebilirsiniz şu kısmı. Ne yapıyorduk? Kramer kuralında neyi arıyoruz bir kere? Biz VLS arıyoruz değil mi? VLS. Matris tekrar yazmayacağım çünkü birkaç tane örnek çözdüm bununla ilgili önceki videolarda. Eğer bunu bu videoyu ilk kez izliyorsanız önce bir, bir, önceki videoyu izleyin. Direkt çözüm yazıyorum çünkü buraya. Determinant. Neyin determinantı? VLS'in katsayılarıyla. şunları değiştiriyordum değil mi? VLS'in katsayıları nerede? Matris'in e, ilk şeyi. 2 artı 1 bölü S ikinci satırdaki ne? Eksi 1. Buraya ne gelecek? Eksi 1 ile 2 bölü S artı 1 yerine şuradaki katsayıları yazacağım. Yani Vs aşağıya da Vs bölü S yazdım. Bu benim paydam. Payım. Pardon payla payda lafını çok karıştırıyorum. Ee, i̇kinci kısım yani payda yazarken olduğu gibi yazacağım değil mi? 2 artı 1 bölü S. Burada eksi 1. Burada da eksi 1. Burada 2 bölü S artı 1. Hadi oğlum. Bu sefer daha hızlı yapacağım bu şeyi. Hadi şimdi çarpalım. Buradan ne geliyor? Yani VLS aslında tüm VLS eşittir. Tamam. Çarpıyorum. Umarım hata yapmayacağım. 2 V S bölü S artı V S bölü S kare Şuradan eksi olur. Eksi V ama bir de eksiyle çarpmam lazım. Determinant alırken iki ikilikte artı olacak. Artı V S. Tamam. Paydaya ne gelecek? Şunu payı yazdık. Direkt paydaya geçebilirim. Paydaya ne gelecek? Çarpalım. 4 bölü S artı 2 ee, artı 1 bölü s kare artı 1 bölü s 1'i çarpacağım. Şimdi 1 bölü s ee, eksi 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 1 eksi 1 ile çarparsan artı 1 bir, artı 1'den tabii onu da eksi ile çarpmam lazım. Eksi 1 Şimdi ne geldi benim elime? En son Bunları da vs parantezine alıyorum. Bakın vs parantezinde e, 2 bölü s artı 1 bölü s kare artı 1 faydada ne var faydada şu var şu eksi 1 ile şu gider 1 kalır buradan 1 bölü s kare artı 5 bölü s olacak şu 1 bölü s ile 4 bölü s toplalım 5 bölü s artı 1 mi kaldı? Tamam neye eşitti bu? aslında V D, S e eşitti. Bizim sorumuz bize ne soruyordu? V ile S bölü Vs. O zaman şu Vs parantezini almıştım ya. Şunu paydadan paydasına yazıyorum şunu. Yani şunu şuradan sildim. Şuraya yazdım. Tamam. V, S yazabilirim bunu. Neye eşitmiş? Şu ifadeye aslında. Biraz daha güzel gözüksün diye her tarafı pay ve payda S kareyle çarparsanız eğer. S ile çarp, bunu da S ile çarp. Şu paydalardan kurtulmak için ne gelecek elime? S kare artı artı ne? 2S artı 1 bölü buradan ne gelir? S kare artı 5S artı 1. Tamam mı gençler? İşte sizin transfer fonksiyonunuz bu. 10 dakikada çözdük soruyu benim yavaş e, 4 işlem kabiliyetime rağmen. Tamam. Artık bitti. Yani bundan sonrası sizin e, size gelen devrelerin işte şey mantığı. Yani yapmanız gereken şey artık ister çevre dönün ister akımlar üzerinden gidin. Bilim, bilinmeyenlerle bilinenleri şu şekilde denkleme haline yazdıktan sonra genelde kremer kuralı kullanarak hızlı bir şekilde çözebiliyorsunuz. Tamam mı? Artık neyi arıyorsanız onunla o maddesin yerini değiştirip tek tek determinantlar alıyorduk. Buna bilmiyorsanız önceki videolara bakın. Bundan sonraki videolarda artık mekanik sistemlerdeki transfer fonksiyonlarına inceleyeceğiz. Yine frekans uzayında tabii. Tamam arkadaşlar. Şimdilik görüşmek üzere.